Programımız Bursa'dan dev bir başarı öyküsüyle devam ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Seçkin Onur Gıda Temizlik Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. Seçkin Onur 1950'li yıllarda Muradiye'de açmış olduğu bakkal dükkanında babasıyla birlikte ticari hayatına başlamış, o günkü 25 metrekarelik bakkal dükkanıyla bugün 13.700 metrekarelik çağdaş lojistik depolama sistemine sahip 310 personeli olan 145 araçlık filosuyla Bursa, Yalova, Eskişehir, İzmit, Bilecik, İstanbul, Kütahya, Düzce, Adapazarı, Çanakkale, Balıkesir'de mevcut 8.500 müşterisine hizmet vermeye çalışan, verdiği vergilerle son 10 yıldır kurumlar vergi listesinde ilk 100 içerisine girmeyi başaran ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir müessese haline getirmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seçkin Onur, bakalım bu başarılarını bizlere nasıl anlatıyor? Sene 1950, babam Muradiye'de bir bakkal dükkanı açtı. Ben de onun yanında, o zamanın deyimiyle çırak olarak işe başladım. İlkokul, ortaokul, lise babamın yanında çıraklık yaparak geçti. Üniversite hayatı, o zaman İktisadi Ticari İlimler Akademisi vardı İstanbul'da. Oraya kaydoldum ama o işi, okulu bitiremedim. Hep bakkal dükkanı, hem üniversite, ikisi bir arada gitmedi. 60-61, 61-62'de 2 sene öğretmenlik yaptım. Hatay'da. O askerlik vazifemdi. Döndükten sonra dükkana daha fazla sarıldım. Hayat böyle devam etti. Her sene daha fazla, daha biraz büyüyorduk. Eleman sayımız artıyordu. İşler fazla olmaya başlayınca depo yerleri küçük gelmeye başladı. O 25 metrekare dükkan 7 tane 8 tane depo yeriyle toptancılığa başlamış olduk. Çocuklar 87 yılında kızım da işe girdi. Ondan sonra Aytu oğlum işe girdi. Ama üniversiteye Gökhan girdi. Onlar da üniversiteleri bitirip hepsinde üniversite bitirmek şeydi. Öyle arzu ediyordum. Ben bitirememiştim. Ve onlar da şirkete gelince şirket daha büyüdü. Muradiye'deki depo 92 yılında yandı. 5 yola taşındık. Orada bir 5 sene kaldık. 92'den 97'ye kadar. 97'den sonra buraya geçtik. Buradan sonra da Balıkesir, Eskişehir, Afyon, İzmit, İstanbul. Şu anda İstanbul kapandı yalnız. İşler genişledi. Biz Procter'ın P&G distribütörüyüz. Güney Marmara bize ait. Afyon, Uşak, Kütahya'da Güney Marmara'nın dışında bize ait. Ve işler büyüyünce ekip de büyüdü. Şimdi 400'den daha fazla elemanla çalışıyoruz. Seneler bu şekilde geçti. Biz Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmit, Adapazarı, Gebze, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon, Uşak'ta çalışıyoruz. Bizden markamız var, çıkardığımız. O bizden marka bizim Türkiye'de Van'a kadar, Van, Erzurum, Trabzon, Antalya, İzmir distribütörlerimiz var. Onlara malımızı onlar pazarlıyor. Yani Türkiye'nin her tarafına bizden markası girmiş oldu. Bu bizden markası bakliyat, kesme şeker,
kahve, pirinç unları, salçamız, bezelyemiz, salça, bezelye yapıyoruz bizden marka olarak. Bizden 2000 yılında paketlemeye başladık. 2000'den 2009'a kadar. Ama ilkin tabii Bursa'da işe başladık. Ondan sonra da açıldık. Distribütörlük yaptığımız Fraktör'ün bölgelerinde de bizden pazarladık. Bilahire Türkiye'ye dağıtımını gerçekleştirdik. Diyeceğim onu Türkiye çapında pazarlıyoruz. Bu dediğim PNG bölgesi de Türkiye'de 6 tane kişi yapıyor. Biz Güney Marmara'da çalışıyoruz. Diğer 5 arkadaşımız da Türkiye'nin diğer bölgelerinde çalışıyor. Türkiye'de gıda işi paketlemeye doğru bir geçiş var. Açık satmadan daha eskiden paketleme yoktu. Herkes çuval içerisinden malı küreklerle doldurdu. Ama makine ve iş geliştirmesinden sonra bu paketleme makineleri piyasaya girdi. Ve bu marketlerde paketlenmeye başladı bu tür ürünler. Pakete girince daha temiz ve sıhhi oluyor. Paketteki mal temiz ve ne zamana kadar kullanılacağı yazdığı için mal piyasada akıyor. Sattığımız malları kaliteli olarak seçiyoruz. Torunlarıma yediremeyeceğim malları zaten satmıyorum. Bizim paketlerimiz ilkin evlerimizde kullanılır. Ondan sonra piyasaya verilir. Bu yandan piyasada malımız her tarafta tutuluyor ve iyi bir yer edindik piyasada. Babamdan gördüğüm, babadan gelen bir müşteri verilim ettiğimizdir lafı ve biz de bunu tatbik ettik. Müşteriyi hoş tutmak, güler yüzlü karşılamak, müşteriye yardımcı olmak vazifemiz. Ve bunda da muvaffak olduk, başarılı olduk. Müşterimiz bizi sever, biz de müşterilerimizi severiz. Ben kendim devlete vergi vermenin her vatandaşın vazifesi olduğuna inanıyorum. Ve şirketime girerken görmüşsünüzdür, ben verdiğim vergilerle iftihar ediyorum. Hani sıralamaya giriyorum Bursa esnafı arasında. Kurumlar vergisinde sıralama aşağı yukarı 10 senedir. İlkin 80-90 sıralarla başladım. 14. sıraya kadar düştüm, yükseldim. Ve bununla iftihar ediyorum. Yeni yetişen gençlere tavsiyem çalışmaları ve çalışmayı devam etmeleri. Başarılı olmanın sırrı çalışmadan geçiyor. Bıkmadan, usanmadan devamlı çalışmamız gerekiyor. İkinci kuşak, Seçkin Onur Bey'in oğlu Doktor Aytuğ Onur, bakalım bugünkü çalışmaları bizlere nasıl aktarıyor? Bizim 1950'lerde dedemle ve babamla başlayan yolculuğumuz bugüne kadar geldi. Bir bakkal dükkanından yola çıktık. Bugün Türkiye çapında gıda sektöründe üretim ve dağıtım yapan, en modern şartlarda üretim ve dağıtım yapan bir firmayız. Burada tabii babamın, rahmetli dedemin bize örnek ticaret ahlaklarıyla biz yola çıktık. Onların çalışkanlıkları bize yol gösterdi ve bugünlere kadar geldik. Bugün 35 bin metrekareyi aşan depolama alanımız, 420 personelimize gıda sektöründe hizmet veriyoruz. Biz ISO 22000 ve 9000 belgeleri aldık. Hijyen bizim için çok önemli. Babamızın bize verdiği düstur, torunlarıma yediremeyeceğim ürünleri üretmeyin şeklindeydi. Biz de bu çerçevede çok hijyenik bir üretim tesisi kurduk. Hasanağa'da 15 bin metrekarelik bir üretim tesisimiz var. Gıda mühendisleri denetiminde
kalite departmanımız denetiminde hijyenik ürünler üretiyoruz. Tabii kriz büyük bir panikle yaşandı geçtiğimiz sene. Biz bu sürecin geçeceğini, panik yaşanmaması gerektiğini ifade etmiştik. Ve işlerine sahip çıkan, işlerinde daha iyileştirmeye giden firmaların hepsi ayakta kalmayı başardı. Bu belki bir tsunami'ydi ama önemli olan burada ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak ve fırsatları görebilmek. Bunları yaptığınızda başarı geliyor. Kriz süreci mutlaka bütün firmaları olduğu gibi bizi de etkiledi. Tüketicinin tercihleri değişti. Daha ekonomik ürünlere doğru bir yönelme oldu. Bu bütün firmalara yansıdı. 2009 beklediğimiz gibi geçti. 2010'dan çok ümitliyiz. Bundan sonra bu çıkış trendinin süreceğini düşünüyoruz. Şirketin çalışma ilkesi, müşteri veli nimetimizdir düşüncesi etrafında odaklanmıştır. Müşterilerine en iyi, en hızlı, en etkin hizmeti vermek genel prensipleri olmaktadır. Yüksek iş ahlakına sahip olmak ve dürüst çalışmak vazgeçilmez iş düsturu olmuştur. Hizmetin en iyisini sunabilmek için hiçbir zaman yapılanlarla yetinmeyip daha iyi nasıl yapabiliriz sorusunu her zaman kendileri sormaktadırlar. Bütün sektörlerde bir rekabet var mutlaka ama bizim gıda sektöründe merdiven altı tabir ettiğimiz firmalardan yaşadığımız haksız bir rekabet elbette var. Bununla ilgili son dönemde güzel uygulamalar oldu. Bu merdiven altı firmalara yönelik tüketicinin sağlığını koruma amaçlı güzel hizmetler kamu birimleri sunuyor. Bu konuda da biz yaşadığımız sıkıntının önümüzdeki dönemde hem kamunun bu konuya yaklaşımıyla hem de tüketicinin bilinçlenmesiyle aşılacağını düşünüyoruz. Biz Hasan Ağa'daki üretim tesisimizde çok geniş bir ürün yelpazesi üretiyoruz. Bunun içerisinde kesme şeker, bakliyat, mantı, Türk kahvesi, pirinç unu, pudra şekeri, nişasta gibi geniş bir yelpazemiz var. Onun dışında diğer Türkiye çapında diğer tesislerde ürettirdiğimiz çayımız, makarnamız mevcut. Geniş bir ürün yelpazemiz var. Burada en hijyenik ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Ve tüketicimiz ürünümüzü denedikten sonra bir bağımlılık oluşturuyor. O konuda bu güveni de tesis edebildiğimiz için çok mutluyuz. Elbette öncelikle TSE'si var mı? ISO belgeleri var mı? Bunlara bir bakmak gerekli. Son kullanma tarihine bakmak çok önemli. Bizim ürettiğimiz bakliyat grubu ürünlerde saklama koşullarına bağlı olarak bozulma olabilir. Açık içi gözüken şeffaf paketleri tercih edip ürünün içine de bakarak almak sağlıklı ürün seçme konusunda tüketicilerimize yardımcı olacaktır. Biz gıda sektöründeki gelişmelerden çok mutluyuz. Yeni standartlar geliyor. Böylece hem sektör kendini ileriye doğru taşıyabiliyor. Tüketici bilinçleniyor. Tüketici bilinçlendikçe yeni nesillerin yetişmesi için daha sağlıklı ürünler üretilebiliyor. Onun için sektörümüz için biz umutluyuz. Gelişmeleri olumlu görüyoruz. Ve Avrupa Birliği yolunda da daha çok ilerleyebilmeyi ümit ediyoruz. Avrupa Birliği'ndeki yolumuza devam etmesini ülkemizin istiyoruz. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmada bir adım olacaktır mutlaka. Gelen standartlar bütün sektörlerimize, hepimize daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaştırıyor. Biz bu yoldaki çabanın devam etmesini istiyoruz. Kurumsal misyonuysa gıda, temizlik maddeleri ve ilgili ürün ve hizmetlerle müşterileri için üstün nitelikte ve yüksek kalitede bir dağıtıcı olmak, ayrıca pay sahiplerine yatırımlarının uzun vade ortalamasının üstünde geri dönüşü sağlamaktadır.